Ben hemen konuğumun yanına doğru gidiyorum. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Ee, Hande Sinirlioğlu, Ertaj evet. diyeceğim. Ee, klinik psikologsunuz, klinik evet. uzman psikolog. Ee, sinirli Sinirlioğlu burada e, biraz arada. sinirli evet. oluyor mu arada? İyi evet. oluyor hani <laughs> aslında böyle ters orantı gibi oluyor hani psikolog ama sinirli falan, Aklı da kalıyor Derya Hanım. Evet, e, hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, şimdi sorularımı soracağım. Ee, gerçekten de ilginç şeyler var. Son yıllarda aileler her konuda olduğu gibi çocukların e, beslenmesinde de aşırı titiz oluyor. Bu durum çocukla iletişimde sorun e, yaratır mı? aslında şu anda bütün evlerde bu konuda çok sıkıntı var. Evet yani şu anda hakikaten hani işte öğleden sonra yemeği, ara öğünler, onu yapmalıyız. Öğlen yemeli, şu kadar gram şundan yemeli, meyvasını mutlaka yemeli. Hem işte doktorların yönlendirmeli, değişik böyle çocuklarda uygulanan değişik diyetler çıkıyor. İşte hani zeka için, yok efendim öğrenme için, büyüme için derken bu sefer çocukla ne oluyor? Günde birkaç kere anne çocuk arası bir çatışma yaşanıyor. Gerçekten bu şu anda bütün evlerde olan bir şey. Yani ben de biliyorum bizim de hem kendi çocuklarım hem torunlar var. Hakikaten şunu mu versek bu mu daha iyi bir, bir kere evet. biz kendi aramızda evet. bir şeyde bulunuyoruz. Tabii. Bir de çocukla bir mücadele başlıyor. Tabii, tabii. Çocuk onu yemek istem ama bunu yemen lazım senin falan diye biz Hı -hı. bir Hı -hı. E, şeye giriyoruz Hı -hı. biraz daha büyümse. Bu bahsettiğiniz kaç yaş e, grup? Şöyle üzerinde... söyle. Aslında e, 6 aydaki işte o sebze çorbalarında hani neler koyacağımızdan başlayan süreçle itibar süreçten başlayan bir şey. Ama Temelde iki yaş itibariyle, yani bir buçuk iki yaşında çocuğun tamamen işte daha... ...hani her gıdadan yemeye başlaması, örnek veriyorum işte pankreastaki gelişimsel süreçten dolayı... ...çocuklarda tatlı verilmiyor, işte şeker verilmeyin deniyor. Sonrasında iki yaş sonrası veriliyor. Ne oluyor bu sefer? Yeni bir şeyle karşılaşmış oluyor. Ama az yedin, çok yedin. E iki yaş itibariyle çocuk da kendi kimliğini, dünyada varım ortaya koymaya çalışıyor. Ondan istiyor, işte merak ediyor çünkü. Hani dünya nasıl bir şey? Özellikle temel hani açlık biyolojik bir şey. E merak ediyor, alıyor, onu yedi, bunu yedi. Hayır yeme dokunma derken bir çatışma başlıyor. Hmm. E, oradan başlayan bir süreç aslında. Sonra ilkokul, ortaokul dönemlerinde bu sıfır arkadaşlardan görülüyor. İşte bu e, şeyler, e, cipsler vesaire mesela benim oğlum şey e, bir ortamda böyle bulup yiyip de 5 yaşındayken gelip şey anne o şeylerden eve alalım mı demişti. Hani o şeylerin ne olduğunu Bilmeyen çocuklar merak ediyor doğal olarak. E tabii yani yemekleri. çocuk şimdi şekerle tanıştı. Bizimki de öyle diyor. Babaanne bu şekersiz diyor bana. Yani. Olur mu öyle şey gibi? <laughs> şekersiz diyor. Yani iyice <laughs> şekersiz çocuk bana kendini ee, şey yapıyor. Ha, e, şimdi bir şeyi çocuklara bu kadar gittikçe daha tetizleniyor. Şimdi burada ne oluyor? Ve gittikçe daha titizleniyor. daha da önemlisi bütün toplumsal olarak hani gıdalar da artıyor, sektör de çok büyüyor. Tamam. Alternatifler çok fazla. İşte ek ürünler vesaire. sonra medyada da görüyoruz. Şundan yemeyin aman Bunlarda problem varmış. İşte onda bir şey çıktı. Ne oluyor? Bütün hani ebeveynler bırakıyor o yiyecekleri. Hani evde varken yok oluyor. Şimdi bunlar da arttıkça biz çocukların aslında gözüne sokuyoruz. Yani çocuk için e, normal süreçte hadi bunu da yiyelim. Yemekte de bu var diyeceğimiz bir şeyi biz Çocuklara başından itibaren bu önemli ve çatışma gerektiren bir şey diye hmm. ebeveynler aslında burada işte o ters orantı yine burada giriyor. Aslında çok ne önemli bir konu. Ne biz, oluyor? Bizler ebeveyn olarak buna biz çok önem veriyoruz, bu çok değerli. Seninle bir kimlik, bir yaşam savaşına bu konuda girdik gibi bir sürece giriyoruz. Eyvah. Ne gibi sorunlar ortaya Sebeple çıkıyor? Yeme sorunları olayı. mı çıkıyor? Yeme redleri ortaya çıkıyor. Daha önemlisi ebeveyn ve çocuk arasında bir çatışmaya dönüşüyor. Hele de kimlik yapılanmasında zaten doğuştan gelen çocukta belli şeyler varsa hani böyle katı tutumlar ya da dürtüsel çocuklar oluyor böyle hiperaktif dürtüsel çocuklar ısrar ediyor. Onu ısrarla yiyeceğim. Hani ye tamam bir kere tadına bak demek yerine hayır asla'larla başlayan süreç. Hmm. E sonra dayanamadım. Hadi bir kere yesin denilen şey temel disiplinde ve ebeveynin bir ebeveynin çocuğa yaklaşımında bir problem, bütün bir probleme neden oluyor. Ne oluyor bu sefer? İlerleyen dönemlerde bu yayılıyor. Çünkü çocuk bizi algılarken sadece a bu yemekle ilgili bir çatışma demiyor.